Efendim herkese yepyeni bir videodan daha merhabalar. Bu videomuzda sizlerle beraber Fiorino'nun Ocak ayı fiyat listesini inceleyeceğiz. Fiyatları aşağı yukarı nerelere gelmiş, artmış mı azalmış mı hep beraber değerlendireceğiz. Bütün fiyat grupları içerisindeki Fiorino modelinin içerisindeki fiyatları, işte model olsun, motor olsun, donanım paketi olsun, hepsini sizlere aktaracağız. Bütün şeffaflığıyla bu videomuzda sizlere bunları göstereceğiz. Ama fark ettiyseniz sevgili Atakan direksiyonda, neden? Çünkü ben bugün dersime çok sıkı çalıştım. Hiçbir detayı atlamamak için, kaçırmamak için, yani yola bütün odağımı vermemek için, tamamen videoda kalmak için sevgili Atakan'dan rica ettik. Şimdi videomuz yavaştan şöyle bir başlasın. Size de kendimizi izletmeyeceğiz. Şöyle güzel 15 Ocak gününden, Bursa'dan, güneşli bir günden, şöyle güzel bir otoban manzarasıyla her zamanki gibi, her zamanki formatımızda sizlere videomuzda devam edeceğiz. Evet efendim, kameralarımızı açtık. Sizlere şöyle güzel çift açı yakalamaya çalıştık. Bazen biraz sağdan, bazen biraz daha tam böyle yolu görecek şekilde. Videomuz akacak. Umarım ekstradan böyle bir titreme, rezonans vesaire olmaz. Şimdi listem önümde. Sevgili Atakan arabasının direksiyonunda şöyle 80-90 o aralarda akarken biz de sohbetimizi gerçekleştirelim. Şimdi neydik, ne olduk, biraz ondan bahsedelim. Biliyorsunuz ki biz bu içinde bulunduğumuz 2023 model Ekim ayının 27'sinde teslim aldığımız Fiorino'yu 705.900 TL'ye anahtar teslim satın aldık. Ama derseniz ki bugün Ocak ayında, 6 Ocak'ta güncellenen bu listelerde bu arabanın fiyatı ne oldu? Hemen şöyle sizlere aktarayım. Bir önceki fiyatı 748.900 TL'ymiş. Biz aldıktan sonraki, biz 706'yı almışız diye sayarsak 749.000 lira olmuş. Şu an 2024 Ocak ayı listesine göre bu aracımızın fiyatı tamı tamına 771.900 TL sevgili arkadaşlar. Bir önceki fiyatına göre, yani 748.900 TL'ye göre 100. yıl Fiorino'nun arasındaki fark 23.000 TL sevgili dostlar. Bakın altını çizerek söylüyorum. 2023 diyorum. Çünkü bu arabanın bir 2024 modeli olmayacak. Neden? Bu 1923-2023 100. yıl özel seri Fiorino. Sadece 2023 yılına özel çıkan bir araç. Ve muhtemelen tükenmiştir an itibariyle zaten. Alacak da çok bir imkanı kalmamıştır bu arabanın. Ondan sonra bunun premiosu var. Aslında bugüne kadar en dolu olarak bildiğimiz aracı Fiat Fiorino'nun premio paketi sevgili dostlar. Premio pakette ise bir önceki fiyat listesinde, 2023 Aralık listesinde 223.900 TL'ymiş. 2024 yılı Ocak fiyat listesinde, ama bu 2024 model. Bu arada 2023 model 0 Fiorino alabilirsiniz. 2024 test yılı olan 0 Fiorino da alabilirsiniz. Hepsinin fiyatları farklı. Çünkü burada hani çok ciddi olmasa da ufak tefek farklar var. 2023 yılı, 2023 model yılı ve 2024 model yılı arasında. Premio dedik, 2023 model yılı tescilli olan 723.900 TL'ymiş. 2024 Ocak ayında 2023 tescilli fiyat listesi 746.900 TL. Ama siz derseniz ki ben 2024 yılında 2024 model bir araba almak istiyorum. O zaman cebinizden çıkacak meblağ 761.900 TL. Yani tam olarak sadece tescil yılı arasında 15.000 TL fark var sevgili arkadaşlar, bilginiz olsun. Ve gelelim bir diğer paketimiz olan Safeline paketi. Safeline paket bu arabanın orta donanım seviyesinde diyebileceğimiz bir paket sevgili arkadaşlar. Safeline paketimiz 2023 yılının Aralık ayında 698.900 TL'ye alıcı bulurken 2024 yılı Ocak ayı fiyat listesinde 721.900 TL fiyat listesine sahipmiş. Ama bu 2023 tescilli fiyatı. Siz 2024 model 0'ını almak isterseniz 736.900 TL ödeyeceksiniz sevgili dostlar. Pop'ta işler nereye geliyor? Pop'ta bilmeyenler için tekrar aktaralım. Pop bu aracın giriş seviyesi sevgili arkadaşlar. 683.900 TL'ye Aralık ayında satılıyormuş. Ocak ayına geldiğimiz zaman 2023 model yılı olan,
için 706.900 TL olmuş. Ama siz derseniz ki ben yine 2024 yılında 2024 model 01 Pop 1.3 Multijet araç alacağım, cebinizden çıkacak rakam 721.900 TL'ye geliyor. 2024 yılında 100. yıl olmadığından bahsetmiştik. Yani şöyle bir toparlayacak olursak 2024 yılı tescilli fiyatlarını söylüyorum size. 1.3 Multijet 95 beygirlik motor için geçerli olan fiyatları aktarıyorum şu an size. Pop pakette 721.900 TL, Safeline pakette 736.900 TL, Premium pakette 761.900 TL olacak şekilde fiyat listemiz bu şekilde. Ama siz 2023 model 0 alacaksanız Pop için 706.900 TL, Safeline için 721.900 TL, Premium için 746.900 TL ödeyeceksiniz sevgili dostlar. Bunlar az önce söylediğim gibi de 1.3 Multijet olan araçlar için geçerli. Şimdi bir de bunların benzin LPG'lisine fiyatlarını söyleyelim size. 2024 yılı için bütün paketlerde benzin ve dizel arasındaki motor farkı bedeli 87.000 TL. Yani bu aracın en boşu benzinli Pop paket. Yine Pop paketin dizel olarak almak isterseniz arasında 87.000 TL sadece motor farkı vereceksiniz. Donanım farkını saymıyoruz sevgili dostlar. Ondan da bilginiz olsun. Premium benzinin fiyatı 674.900 TL. Premium Eco LPG'nin fiyatı 694.900 TL. Premium dizelin fiyatı söylediğim gibi 761.900 TL. Bunlar Ocak ayı fiyat listesidir sevgili dostlar. Benzinli ile LPG'nin arasında 20.000 TL fark oluyor 674'ten 694'e. Eco LPG ile Premium dizelin arasında da 67.000 TL oynuyor. Yani toplamda benzinli ile dizelin arasında söylemiş olduğumuz gibi 87.000 TL fark oluyor sevgili dostlar. Dönüp derseniz ki biz bunun 2023 modelini alalım sıfır olarak, 2024 değil diye. Pop paket benzinliye ödemeniz gereken tutar 634.900 TL. Pop LPG'ye ödemeniz gereken tutar 654.900 TL. Pop dizeli ödemeniz gereken tutar 721.900 TL. Bu arada bütün bunlar yaşanırken ilk defa şöyle bir şey oldu. Safeline özel 1500 TL'ye 16 inç titanyum gri jant opsiyonu geldi sevgili dostlar. Zaten premiyolarda bu geliyor. 100. yılın zaten üzerine geliyor kırmızı detaylarıyla beraber. Pop'ta jant kapağı geliyordu. Yine Safeline'da da kapaklı jant geliyordu. Ama artık isteyenler 1500 TL fark vererek 16 inç titanyum gri jantı opsiyonlu bir şekilde satın alabiliyor sevgili dostlar. Bu arada fiyatlarımızı aktarmışken hemen şöyle bir soralım. Sevgili Atakan, uzun süreden sonra 28 Ekim'den sonra ilk defa aracın direksiyonuna geçtin. Sence fark eden herhangi bir olay, işte gözlem vesaire bir şey var mı? Yani aracın hissiyatı aynı gibi geldi bana. Sadece işte kullanımı biraz daha rahatlamış, açılmış gibi bir motor. Yani daha rahat inmeleniyor. Onun haricinde aynı, hani rahat bir araç zaten. 95'lik olmasının ekmeğini yiyor açıkçası. Geçen az önce yokuşta da güzel bir performans verdi. Bir önceki Fiorna'da yoktu mesela 75'lik olduğu için. Yani gayet memnun edici bir seviyede bence. Şöyle biraz yürüsene bakalım görelim ya. Cruise Control'daydı bunu devre dışı bırakıyor. Yapıştır. Yapıştır biraz. Hem arabamız kendine bulsun hem sevgili dostlarımız şöyle yapıştırırken nasıl gidiyor ona bir baksın. Hemen bir bakalım senin şoförlüğün ne kıvama gelmiş. Yeterlidir. Galiba 190'ları gördük. Harika bir haber bu. Sevgili dostlar, fiyat listeleri biraz karışık gelmiş olabilir. Yine ben zaten söylerken oraya listelerin kendisini de ekrana bırakmış olacağım. Bu videomuzdan bu kadar olsun diyelim.
hızlı bir şekilde fiyat listelerini sizlere sunduk. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki video ve videolarda görüşmek dileğiyle. Hoş kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bu arada bu arkaya hangi yamyam bindiyse oğlum bu koltuk şeyleri, jelatinleri niye mahvettiniz lan? Ben yamyam değilim, başka bir yamyam. Hadi bakalım.